Efendim astrolojinin kraliçesi geldi. Hoş geldin Nuraycığım. Hoş Nasıl geçti bayram? Şahane geçti. Süper. Sana düzceden sevgiler ve selamlar getirdim. Dayım Ali Osman Tülü, yengem Kibariye Tülü, senin hayranın pazartesinden cumaya. <laughs> e, diyorlar ki hocamız nerede? Bunu evet. soruyorlar. Şimdi bayram günü e, hocamızı, kıymetli Yusuf Kabaklı hocamı bayram ziyaretine gittim. E, tabii sağlık problemi var Rabbim geçecek inşallah Allah'ın Allah Allah. e, şifasına şifa katsın Amin. sizin dualarınız çok önemli bayramda da inanılmaz mesajlar aldım sevgili seyircilerimiz e, sen de vesile oldun şimdi lütfen duanıza Yusuf hocamı da ekleyin olur mu? gerçekten Aynen, hepinize Rabbim, an çok an selam ve sevgileri var e, sana da selam var Kulunum benim ekran Yapıyorum başında yerimden. bizi izleyen bütün seyircilerimize ben çok sosyal medya kullanamıyorum dedi sen benim adıma bütün seyircilerimize selam ve sevgilerimi götür dedi. Çok seviyorum onu. Ee, Allah başımızdan eksik amin, etmesin. Türkiye amin. için önemli bir değer. Çok amin. sevdiğimiz, çok kıymetli hocamız. Düzce'ye de selam olsun evet, bu arada. Evet selam olsun. Yani Almanya'dan Aysel Hanım'dan o kadar çok insanın selamı ya var ki canlısı, sana. Çok teşekkür Hepsi ediyorum. Hepsi çok seviyorlar Allah razı olsun. seni. Ee, yani hayatta her şey var. Artık Türkiye'nin çok önemli bir parçası. Hakikaten Sayenizde, konuklarımız sayesinde esraflıda, sizlerin sayesinde esraflıda. gerçekten biz böyle birbirini çok seven konuklarım dahil olmak üzere seyircilerim de içinde olduğu çok güzel bir aileyiz. Çok ki güzel bir aileyiz. Sen de iki varsın. Ucanım, sağ. Ol. Daha nice uzun yıllar Amin. sağlıkla, sıhhatle, doğru bilgileri aktararak hayatta her şey var ve beyaz dili ailesinde olmaktan dolayı ben onur duyuyorum kendi adıma. Şimdi ben de e, zevk duyuyorum pazartesi günleri seni anons etmek adına. Canım benim. Nuray Sayar'ı astrolojinin kraliçesi. Kaç yıl oldu? Burada e, Yok. mesleki olarak mı? 32 yıl. Evet. 32 yıldan bu yana astrolojiye hizmet eden ve gerçekten e, şunu söyleyeyim. Astrolojide yorumları verdiği önerilerle çığır açmış bir astrologtur. Çok şükür. Bugün de e, herhalde biz 10 12 yıl oldu değil mi 13 beraber olalım. 13 13 yıldır bu ekranda birlikteyiz. Nice nice 13 yıllara inşallah. Amin. Amin. Şimdi sevgili seyircilerimiz yeni haftaya başlarken Nuray dedi ki buraya girmeden önce uyarılarım var dedi. İşte Venüs oradan geliyor, Neptün <laughs> buraya gidiyor dedi. Ben de dedim ki Nuraycığım bana sonuç söylesen dedim. Venüs de, Neptün Neptün'le de çok anlamıyorum ama mesela ne yapmamız lazım? Aile işlerine dikkat dedi. Şimdi e, biz bugün haftaya e, özellikle gezegenlerin kombinasyonuyla haftaya ayın yengeç burcundaki seyriyle giriş yaptık. Cuma günü güneş Koç burcundan ayrılıyor ve Boğa burcuna geçiş yapıyor. Aynı zamanda bu hafta öyle bir hafta ki ayın Marsla olumlu üçgen açısı hepimiz için 12 burç içinde başladığımız işleri e, tamamlamaya sonuçlandırmaya Heh. odaklanmamız gerekiyor. Bize bunlarla A gel odaklanmamız <laughs> gerekiyor. Evimize yuvamıza evli bir bireysek çocuklarımıza eşimize aile birliğimize her zamankinden daha fazla önem verip özen göstermemiz Hı -hı. gerekiyor. Şimdi bakın paranız olabilir. En şahane evde yaşıyor olabilirsiniz. Tıkırınız yerinde olabilir ama iç huzurunuz olmayabilir. Şükür ne Nuray? Hani şıkır tıkır derler ya. <laughs> Kedin gıcır tıkır gibi. <laughs> gıcır tıkır Allah. gibi. Yani sizlerin iç huzuru yoksa yani sandıklarla paranız da olsa bir keyfi yok. Yalılarda da otursanız bir keyfi yok. O yüzden önemi bugün yok. önemi yok çok önemli bir ritüel vereceğim programın sonunda. İç huzurunu kaybetmiş, sürekli huzursuzluk yaşayan, gelecek korkusu yapan, anı yaşayamayan, yarını yarın için kaygılanıp dün için endişe yapan, kendini suçlayanlara o kadar önemli bir ritüel ki bu hafta gezegenlerin kombinasyonundan dolayı yılda bir kere yapılıyor. Hemen kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın. Minnacık bir ritüelle bu hafta her sabah yaptığınızda hayatınızı değiştireceksiniz. O kadar iddialıyız diyorsun. Evet. Ee, <laughs> bir şey ben kendi deneyimlerimle, kendi hayatını %100 değiştirmiş sana. bir insanım. Arkadaşlar, kıymetli izleyiciler, çok sevdiğim gönül dostlarım, sevgili büyüklerim. Gerçekten kader gayreti sever diye bir cümle var ya. İnsan kendi hayatını değiştirebiliyor mu? Vallahi de billahi de değiştirebiliyor. Değiştiriyor tabii ki. Kader gayreti sever ya. Gayretin içine ne giriyor? Gayretin içerisine senin aldığın, e, yürüdüğün yol giriyor. Etrafta hani etraftaki arkadaşların. Tabii tabii. Senin toplamın oluyor ya. Etrafındaki dört kişi aslında senin ortalamanı belirliyor. Seçtiğin arkadaşların. Çok önemli. Seçtiğin işin. ...ondan sonra aldığın eğitimler... ...günlerden beri bağır bağır bağırıyorum... ...diyorum ki... ...numaroloji diye bir öğrenin. ilim var... Ya. ...Allah aşkına öğrenin... ...bak ben öğrendim... ...hayatımda o kadar çok şey değişti ki... ...artık Rabbimden başka zaten kimseye ihtiyacım yok ama... ...artık hiç ihtiyacın olmuyor... ...çünkü her şeyi kendin çözüyorsun... Ee, ...problem oluşmasına izin vermiyorsun... Aynen. ...ben numarolojiyi öğrendikten sonra... ...hayatımın... Alanı değişti, yaşamı değişti. Bir de ne oluyorsun hep ne diyorum kendine yaslanan asla yere düşmez. Hiç düşmez. Ve siz kendinizi bilgi, bilgilendirdiğinizde vallahi de billahi de kimsenin omzuna ihtiyacım Hiç. yok. Oh benim omzum bana yeter. Aynen öyle. O yüzden kimseye ihtiyacınız olmadığı bir yerde de güçlü oluyorsunuz. Tabii ki. Bunun için hep diyorum sosyal medyamda da diyorum. Televizyon programlarında da diyorum. Bana iyi gelen size de iyi gelsin. Bakın bu ismini de bir kenara not edin. Harika Gülnur Varol. Muhteşem. Aklıyla kalbi arasında uzun mesafe olmayan gerçekten bir ilim insanı. Maşallah. Harika Gülnur Varol numaroloji eğitimi veriyor. Ee, yani bu eğitime herkes katılabiliyor. Lütfen kendinizi geliştirin. Kesinlikle. Hayatınızda çok şey değişebilir. Sosyal medyasından da ulaşabilirsiniz. Her edindiğiniz bilgi sizin için güçlü bir silah oluyor karşınızdakini yenmek için. Tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, ...Nuray Sayar'ı... Akademinin kurucusu olarak kız kardeşim, meslektaşım diyoruz ki sağlıklı çocuklar büyütmek için astrolojiyi öğrenin. Evet, astroloji sağlıklı tabii ki. Sağlıklı ilişki yaşamak için astrolojiyi öğrenin ezbere kimseye bir erkek olarak bir kadına aşık olmayın. Zaten bakın astroloji ve numarolojiyi öğrendiğinizde isteseniz de istemeseniz de iş olsun diye ilişki yaşayamıyorsunuz. Evlenmiş olmak için evlenmiyorsunuz. Aynen öyle. Sağlıklı ilişkiler seçiyorsunuz. Doğruyu nasıl bulacağız? Bize bizden başka dost yok arkadaşlar. Biz kendimiz güçlü olacağız. Hazır mıyız Nuray'cığım? Hazırız. Için? Sevgili seyircilerimiz hazır mısınız? Haftanın enlerinde şöyle bir bakalım. Astrolojinin kreçesi yaklaşık 13 yıldır bu ekranda tek tek her pazartesi günü size anlatıyor, uyarıyor, müjde veriyor. Bakalım bu hafta daha çok uyarılarım var, müjdelerim var. Biraz sonra iç huzurunuz için çok özel bir ritüel verecek. E ne dedik? Kader gayreti severse hadi biraz gayret. Niçin? Mutlu olmak için. Niçin? Sağlıklı olmak için. Niçin? geleceğe dair doğru yatırım yapabilmek için. Haftanın enleri gelsin burada. Hemen gelsin. Haftanın enlerinde bu hafta duyan gelmiş gördüğünüz gibi. Herkes burada. Evet. Allah'ıma şükürler olsun. Bu böyle tabloyu çok seviyorum. Böyle haftanın enlerinde bir tane olunca sinir oluyorum böyle. <laughs> bir, üç, beş, beş hatta bazen altı, altı burç oluyor. Boğa ikizler aslan, başak akrep. Hadi gözünüz aydın. Haftanın en şanslı burçları sizlersiniz. O beklediğiniz soruyu soruyorum hemen. Bu beşli arasında zirvede kim var? Boğa, ikizler, akrep, başak, aslan. Sıralama yaptım. Sıralamayı böyle e, yaptım. Boğa'yı evet. birinci sıraya oturttum. Birinci Peki. sırada. Haftanın en şanssız gelsin mi? Ama yüz asmak yok. Mutsuz olmak yok. Zaten sana mutsuzlukla yakışmaz da sevgili koç. Haftanın en şanssızı sensin. Peki neden şanssızlar? Şimdi e, Merkür biz ayın 8'inde çok önemli bir tutulma yaşadık. Yaralı şifacı Şiron ile. Kiron, Şiron. Fark iki isim yani. istediğinizi kullanabilirsiniz. Ve Merkür Koç burcunda ayın 26'sına kadar gölge enerjisiyle birlikte 26'sında gerilemesi sona eriyor. Şimdi Merkür'ün Koç burcunda gerilediği zaman e, elektronik ve elektrikle ilgili yangın, kaoslar ve hiç beklenmedik felaketler olması olası. Şimdi o kadar stresli ve gerilimli bir haftadalar ki. O yüzden Koç'un ayın 26'sına kadar diline, gözüne, sözüne çok dikkat etmesi gerekiyor. Talihsizlikler yaşamış olabilirsiniz. Bazen hepimiz insanız, hata yapabiliyoruz, yanlış bir yorumda bulunabiliyoruz. Ama en büyük erdem özürdür. Yani dileyebilene, öyle, dileyebilene <laughs> tabii ki. O yüzden e, haftanın Peşke. en şanssızı olmaktan kurtulmak, bakış açını değiştirdiğinde dünyanı değiştiriyorsun. Doğru. Dünyan değiştiğinde iç huzurunu arttırıyorsun. Peki. Haftanın en şanssızı koçlar, az sonra size çok özel öneriler, tiyolar gelecek. Dedik ya haritanın üzerine çıkabilmek diye bir şey var. Sizi bu hafta bulunduğunuz haritanızın üzerine çıkartacak Nuray Sayar'ı. Önemli, bakın çok önemli, hepinizi ilgilendiren, özellikle koçlar için acayip tavsiyeler var. E, bunu hepimiz seviyoruz. Para, yaşam amacımız değil... ...ama bizim için çok kuvvetli bir araç. araç. Hayatta kalmak için değil mi? Zorluklarla mücadele edebilmek için... ...bu aracı bu hafta kimler sürüyor? Kimlerde direksiyon? Bir bakalım <laughs> mı? İkizler, Yengeç, Aslan, Başak. Peki haftanın en paralılarında bu dört burç arasında zirvede kim var? Yengeç, Başak, İkizler, Aslan. Yengeçlere de bak sen bak. Hadi gözünüz aydın. Neydi senin sifil sifil miydi? Sifli sifli. Sifli sifli. <laughs> hayır hayır. Şey, ığıl ığıl. ığıl ığıl. ığıl. Çaktırmadan çaktırmadan paralılar. Ama yok burada ne çaktırma. Burada çaktırmıyor. Burada zaten çaktıra çaktı. Yani ama gözü şimdi, soka soka var burada. Ama şimdi sor ona sen. Şükürler olsun. Allah bugünümüzü aratmasın. Yerizle başlar. Şimdi şöyle, ığıl e, ığıl ilerleyenler arasında <laughs> hangi burçlar var? Onu göreceğiz. Yani burada e, burada enlerde yok. Göze batmıyorlar ama ığıl ığıl, sessiz sessiz. Gaziantep'liler de çok çok iyi bilirler. Sifli sifli ilerleyen burçlar var. Biraz sonra onu açıklayacağız. Haftanın en mutluları gelsin mi? Hadi gözünüz aydın. Bu haftanın en mutlusu ikizler ve Başak. ...muhteşem Kendisi. bir ahenk... ...birinci sırada... Ee, ...ikizler... İletişimi ön planda olacağı için... E, ...muhteşem bir ambiyans oluşturabilir... ...arkadaşı Başak'sa... ...partneri Başak'sa... E, ...en sevdikleri Başak'sa... ...hadi bakalım... Ay işte, ...valla yemin ediyorum anons edesim yok... ...en mutsuzu... ...çünkü bana derdi herkes biliyor... ...sen Neşe'den haber ver cümlesi... ...benim iliklerime kadar işlemiş... Çok doğru. ...hiç... Dertten haber vermek istemem ama bu hafta sevgili koçlar size bazı uyarılar var ki daha fazla dertlenmemeniz için, haritanızın üzerine çıkabilmek için. Şimdi diyeceksiniz ki şu anda bir şeyim yok gayet iyiyim, pazartesiye yeni başladık, evet. gezegenler gümbür gümbür geliyor. Sevgili koç bu mutsuzluğunun üstüne nasıl çıkacaksın onu konuşacağız biraz sonra. Haftanın en uyumlu iki burcu kimdir dersiniz? ...gelsin bakalım. İkizler ve kova. Hayretle evet. bakıyorum şimdi. Uyum. Ee... <laughs> Hangisi daha uyumlu? İkizler mi kova mı? Kova. Kesinlikle kova. Şimdi kova ko... uyumlu mudur? Ee, uyumludur. Kova Hı. iletişimde gerçekten uyumludur. İkizler, İkizler tartışmacıdır. Ee, haklı da olsa... ...haksız da olsa kendini dinletmek... ...isteyen bir burç olduğu için... Kova iyi bir dinleyicidir bak sembol zaten kova bilgiyi doldurur hı hı. E, erkeği beyefendi bir şekilde dinler e, kadın da hanımefendi bir şekilde iyi bir dinleyicidir hı hı. E, ama haksızlığa hiç tahammülü yoktur. Kovanın mı? Kovanın o doldurduğu her şeyi günün birinde öyle bir boşaltır, öyle bir boşaltır ki <laughs> Ay neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ona göre Yaman dikkat diyorum. Ona göre. Yani bak akrep için kinci, nefret besleyen bir burç diye biliniyor. Kova kin tutmaz, nefret etmez. Doldurur, içindekileri boşaltır. Sen artık arınabiliyorsan arın. İkizler de öyle midir peki? İkizlerin sadece dilindedir. Kalbinde ne kin tutar ne de kimseye öfke, nefret besler. Oo. Aman canım kendimi masletçim onu düşünüp der geçer kenara. En güzel. Bayılıyorum güzel. öyle o mottoyla ilerleyen insanlara. Peki. Haftanın en uyumsuzları gelsin. Ama gerçekten bu iki burcu yan yana biraz uyumsuz ona öyle geliyor ya da bakalım astrolojinin kraliçesi ne diyecek? Gelsin bakalım. Haftanın en uyumsuzları. Başak veya şimdi Başak Titiz, temiz kuruntulu. Evet. Yay, özgür, neşeli. ...eğlenmeyi seven... Nerede ...gezmeyi trak orada seven... Bırak. ...nerede trakorda bırak... Ee, ...başaksa saplantılıdır... ...ve sabit fikirlidir... ...dolayısıyla... ...bir başakla bir yay... ...iyi bir iş birlikteliği yapabilir... Ee, ...eğer bir haritasal... ...gezegen uyumu varsa... ...iyi de bir beraberliğe de sahip olabilir... ...ama... E, ...bir başağı taşıyabilmek... ...kolay değildir... ...başak çünkü bilgi küpüdür... ...hakikaten... <laughs> ...aklına bir şey koyduysa ığıl ığıl yer adamı... ...kesinlikle... <laughs> ...ve çaktırmadan değişirsin... ...nasıl değiştiğine... ...sen bile anlam veremezsin... ...yazın bize... Eşiniz, işler. ...eşiniz başa... ...onlar şey gibi... ...minnik virüs gibi... ...girdiği anda... <laughs> ...sizi öyle bir değiştirir ki... ...siz bile inanamazsınız... ...uygun görmediğiniz... Aynı fikirde değilim dediğiniz birçok şeyi bir süre sonra uyguladığınıza inanamazsınız. Ya dolayısıyla e, en uyumsuzlarda başak ve yay var. Bundan hangisi hangisini e, yola getirir? Başak yayı yola getirir. Getirir mi? Getirir. Yayın kimseyle işi yoktur, kendi Yol kendi gelsin, tostun, işini yapsın, parasını kazansın. Hiç kimin evinde ne oluyor onu ilgilendirmiyor. Yükselen yaylarda öyle miydi? Kesinlikle. Yani bana ait olmayan şeyler beni ilgilendirmiyor. Şey... Der ve geçer. Yani bir de kimsenin derdini yükünü taşımayı Taşı. sevmez. Yardımcı olabiliyorsa olur. Evet, Ama bir yükselen yayı yaydı 24 arayıp kocanı anlatamazsın sevgilini şikayet edemezsin dır 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 onun ömrünü yiyemezsin asilliğinden kibarlığından dinler telefonu kapattıktan sonra da der ki şiştim ya böbreğime dalağıma kadar şöyle bence var ya ben yükselen yay olarak söylüyorum beni bir derdinle ilgili aradığında sonuna kadar dinlerim elimden ne geliyorsa yaparım ama derdinle sen patinaj çekiyorsan ve aynı yerde hiçbir şey yapmadan değişmiyorsan bu kez seni cümlelerimle başka yere çekmeye çalışırım. Hmm. Çok yakın arkadaşım ve dostumsan. Tabii. Seni orada bırakmak istemem yani. Buradan da o arkadaşıma selam olsun. Bayramda yedi beni. Aha ben biliyorum bir mevzuyu. <laughs> Vallahi evet. bayramda yedi beni. Peki. Ee, şimdi en uyumsuzlarda Başak veya çok dikkat ediyor. Çünkü e, Başaklar da sizi yiyecek sevgili Yay. Söyleyelim. Aman dikkat. Aşkla kim kazanıyor bir görelim mi? İkizler, Başak, Akrep. Bu üçlü de zirvede kim olur? Sıralama yaptığımızda Akrep, İkizler, Başak. Akrep birinci sırada. Birinci sırada. Akrep tutkusuyla, nasıl bir Çok yoğun tutkusuyla yaşar. Ee, bak Akrep'in adı çıkmış. Çapkın. Tek eşli değildir derler Akrep için. Alakasız. Her çiçekten bal alırsın. Sen kendini ne, ne sanırsın? Sanki. E ne yapsın Akrep... Tanıyana kadar kokluyor birçok çiçeği. Nereden geldi o şarkı aklına Ne bileyim ben şimdi her gel. Her çiçekten bal alırsın, her gördüğünü kıskanırsın. O muydu? Evet oydu. Ay ne güzel bir şarkıydı. Çok güzel. Kim söylüyordu bunu? Hatırlayamadım. Sen kendini ne, sanır? ne sanırsın? Deli Gönül. Deli Gönül. Zerrin Özer. Zerrin Özer evet doğru. Vallahi. Ne güzel de bir sestir çok. sevgili Zerrin e sevgilerimizi gönderelim. selamlar sevgiler. Ama Efendim? gerçekten gerçek aşkı bulduğunda akrep inanılmaz tutkulu yaşar, olur. çok yaşar. Bence akrep erkekleriyle evli olan kadınların çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Hani öyle bilgi kirliliğine <laughs> inanmayın. Siz. Şey, akrep erkekleriyle beraber olan kadınlarda şu şarkıyı söylüyorlardır. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. <laughs> Gerçek aşk varsa arada hiç çekmez onlar. Öyle mi? Kesinlikle. Bir kere akrep mutlu etmeyi sever. Tutkuyla beslenen canım, bir burçtur. Bana akrepleri anlatma zaten. Ya yani ben 12 burcu şöyle şu kenara kendimle dair olmak üzere bir boğa ve yükselen yay olarak kendim de şuraya koyuyorum. Akrep ve diğer burçlar diye ayırıyorum yani. Değil mi? Bana da sinir oluyorlar bazıları biliyorum. Akrepler çok kötü diye yazanlar falan Vallahi var. Vallahi benim iki tane oğlum var. Büyük oğlum akrep burcu. Hı hı ki ben daha amatör astrologken ay akrep çocuğum olmasın diye dua ediyordum. Ee, doğuş akrep doğdu. Oganın hiç hiçbir şeylerini belirlemedim ben. Oganın da yükseleni akrep. O kadar mutluyum ki yani aşk çocukları, aşk, sevgiyle. Evet. Ben çocuklarımdan bir kere annem kelime anne duymadım. Annem hep böyle aşkla severler benim. beni. Aynı güzel. maşallah. Kesinlikle maşallah subhanallah. O yüzden sevgili akrepler bir tutuldu mu bir aşık oldu mu? Dil gibi sever. Değme gitsin. Eğitimin şanslarına gelelim mi? Tatildeydik tatil bitti gençler. Biraz, Bu sabah mutsuz uyandılar. Ama bu sabah bir şey söyleyeceğim. Hangimiz mutsuz uyanmadık ya? O ne güzel tatildi. Çok güzel bir tatil. Uzun uzun bu sabah bir arkadaşım bana diyor ki şu anda diyor e, hani okulu asan öğrenciler vardır ya derse gitmemek için okula gitmemek için elinden geleni yapar. İşe gitmem gerekiyor ama gitmek istemiyorum böyle bir haldeyim diyor. Ya, Bugün gerçekten hepimizin de modu bu. Çünkü uzun bir tatilin ardından pazartesi ve yoğun bir iş günü. Evet iyi dinlendik. Ee, hakikaten ben ailemle vakit geçirdim. Ee, bir şehirler arası yollar yaptım geldim Düzce'ye. Büyüklerimi sevindirdim. Oh, ne güzel. Ama onun dışında kapıdan evden dışarıya çıkmadım. Hep evdeydim mis gibi. Bayram tadını bayram gibi yaşayanlardan oh, evimde oldum. Evimde yaşadım, şahane yaşadım. Şimdi eğitimde en şanslı olanlar aslanlar dedik, başaklar dedik, akrep dedik, oğlak dedik. Ha bu arada çaylar, kahveler alınmıştır herhalde değil mi? E, çay kahve eşliğinde, kahvaltı eşliğinde bizi takip ediyorsunuzdur. Afiyet şeker olsun. Ee, kahveniz tek şekerli olmasın. Bugünden <laughs> itibaren özellikle ben şekersiz yaşamı seçiyorum. Ramazan bayramında yediğim tatlılardan dolayı. Dolayı değil mi? Ay ne yedim? Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Haftanın enlerinde bir dakika eğitimde en şanslarında birinci sıraya kimi koyuyorsun? Şimdi ee, sıra, bir sıralama alırsam eğer bir Aslan, Aslan, Başak, Akrep, Oğlak dörtlüsünde. Başak, Oğlak, Aslan, en son akrep. Akrep. Yani bu koçu ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak ilişkide şanssız, işte şanssız, eğitimde yine onlar şanssız. E, da Zihinsel dağılmadan kaynaklı konsantrasyon problemi yaşayacakları için e, bunu aşabilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam bir koç bireyi olarak daha çok okurum, daha çok derslerime sarılırım bir şeyler beni üzüyorsa, travmaya sokuyorsa kesinlikle ve kesinlikle daha çok eğitime önem veririm. Şimdi şöyle yapalım isterseniz sevgili koçlar bir televizyonun sesini açın. Gerçekten sadece buraya konsantre olun. Önümüzdeki hafta tekrar Nuray Sayar'ı geldiğinde konuşacağız. Sizi haritanızın biraz üzerine çıkartalım. Şöyle bir bakalım en böyle dikkat etmeniz gereken alanları şöyle bir görelim. Ne yapmanız gerektiğinde Nuray Sayır'dan duyalım. Tek tek. Koçları böyle biraz geniş uyarır mısın? Yani tabii ki tabii daha ki. Daha kapsamlı söyleyelim çünkü görüyorsunuz. <laughs> Söylemeye gerek yok. Şimdi e, sinir sisteminizin ve gerildiğinizin farkındayım. E, haritaları incelerken sevgili koçlar, yükselen koçlar. Bu hafta öyle bir hafta ki bu dönem aşkta huzursuzluk yaşayabilirsiniz hoş olmayan bazı durumlarla da karşılaşmanız mümkün. Yani yeni tanıştığınız kişilere karşı dikkatli olun aman diyorum. Tanımadığınız insanları özelinize dahil etmemeye özen göstermeniz gereken 7 günlük bir süreç var önümüzde. Haftaya pazartesi gününe kadar lütfen Merkür burcunuzda gerilemekte. Aynı zamanda gezegenlerin kombinasyon etkisiyle birlikte haftaya zaten ki ay yengeç burcunda iken yücelir. Örneğin ay yengeç burcunda olduğu günleri ben çok severim. Neden severim? En yüceldiği burçtadır. Yengeç'tedir. Dolayısıyla sizin bu hafta evinize ailenize, yuvanıza, sevdiğiniz işlere konsantre olup odaklanmanız gereken çok önemli bir haftadasınız. Şimdi bazı arkadaşlarınız tarafından ihanete uğramış olabilirsiniz. Belki hafta sonu cuma akşamından beri duymaya başladınız. Sardım sarmaladım en zor günlerde bile yanında oldum dediğiniz ...dostlarınızın nankörlüğünü görmüş ve duymuş olabilirsiniz. Ve bu durum şimdi koç haksızlığa tahammül edemeyen bir Hiç. burçtur. Hakikaten e, dostunun arkadaşının bir şeye ihtiyacı olduğunda... ...koşulsuz, karşılıksız, menfaatsiz koşar. Hiçbir şey beklemez. Bir de koç, e, koça sorduğumda onun için herkes iyidir. Evet. Kendi iyi ya... Herkes iyidir. Bir de uyaramazsın onu arkadaşları konusunda. Bak dikkat et. Bana güven vermiyor. Seni üzebilir, seni kırabilir dediğinde... ...ya sen öyle görüyorsun. Dünyanın en tatlı kadını... Evet. ...ya da dünyanın en ahlaklı adamı gibi... E, ...sizi bile ikileme düşürebilir uyardığınızda. Ama koç kendini nasıl olgunlaştırıyor? E, tırmalandığında, haksızlığa uğradığında... ...gerçekten canı yandığında bir ilişkiyi de noktalıyorsa net noktalıyor. Yani koç için bir beraberlik, bir dostluk vardır ya da yoktur. Ya devam eder ya biter. Dolayısıyla bu hafta uğradığınız haksızlıkları... ...konu yapıp, mevzu yapıp kendinizi suçlayarak... ...yaşam enerjinizi kirletmek yerine... Sizi üzen kişilere tecrübe kazandırdı bana çok şükür. Dil geçin. Yani hiçbir şey sizin can sağlığınızdan, akıl sağlığınızdan daha önemli değil. Şimdi ne yapalım? Olmuşla ölmüşün çaresi var mı? Yok. Yok tabii. Yaşadığınız bütün şanssızlıkları kendi psikolojiniz ve ruh sağlığınız için affederek, özgürleşerek bırakın. Kesinlikle bırakın ki cuma günü Güneş burcunuzdan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'te Boğa burcunda kavuşum enerjisiyle kişisel finansınızla ilgili önemli, şanslı fırsatlar aniden karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda bu Merkür gerilemesinin bitmesini bekleyin. Yeni işlere, yeni arkadaşlıklara başlamayın. Haftanın spotu. Düne üzülüp bugününden olma. Hı, hmm, tabii. Düne üzülüp bugününü mahvetme. Dün derdini bugüne taşıma. Taşıma. Dün dünde kalsın. Acısıyla tatlısıyla. Her türlü yani. Her Yaptığın türlü. başarı da dünde kalsın. Ee, uğradığın zarar da dünde kalsın. Bir de i̇şte şunu bugün yeni bir gün. önermek istiyorum ben koçlara. Bu hafta sizinle eleştiren ve sizinle tartışan kişilere e, fikrinizi anlatmaya kalkmayın. Ne söylerler söylesinler gülün. Gülümseyerek cevap verin. Sen öyle görüyorsun. Sen öyle düşünüyorsun. Karşında seni çıldırtmaya çalışan daha çok çıldırır. <laughs> Sen öyle görüyorsun. Ben bunu hep yaparım. O senin fikrin. <laughs> Yap geç. Karşındaki senin... insan sinir olur yani. Tabii ya düşünsene. O kötü, bu kötü, şu kötü. Buna dikkat et. Burada hata yaptın. Ben zannetmiyorum. Sen öyle görüyorsun. <laughs> Yap yıl, geç. Yıl, sinir et. <gülüyor> <gülüyor> Efendim sevgili boğalar. Canlarım. Zirvedesiniz. Evet. Zirvedesiniz de. Hak ettiler ama Nur. Ama ne. Hakikaten hak ettiler. Ne hak ettik biliyor musun? Bir 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 sürü sinsirella. Yani uğraşmayan kalmadı bu aileye. Vallahi ben kalmadı. Ben şimdi bir şey demeyeyim. Vallahi şu ekrandayım. Her gün bu ekrana çıktım ama. Şimdi geriye dönüp yaşadıklarıma bakıyorum. Allah'ım neymiş? <laughs> Gerçekten. Ben neymişim? Bu boğalarla niye bu kadar uğraşırsınız bilmiyorum. Şimdi ya da bu boğalar niye bu kadar zorlayacaktı? Hayatım zorluk çekti? boğa huzur burcudur. Bak başına ne gelirse <gülüyor> gelsin. <gülüyor> bir huzur verin o zaman. Ne gelirse gelsin yaradana sarılır, yaradanla bütünleşir. Şifesiz, doğru. Dolayısıyla huzurun ne olmadığını ne olduğunu bilmeyen bir insan için en kıskandığı kişi mutlu ve huzurlu olan insandır. Yaptığı işte uzun yıllar kalıcı ve başarılı olan insandır. Halbuki bak, e, bunu ekran başındakilere söylüyorum, İşiyle gücüyle zirvede ve başarıda olan insanlara diyorsunuz ya, buralara nasıl geldi? Hala nasıl iş yapıyor, para kazanıyor? <laughs> Sen bunu böyle düşündükçe beş kuruş para kazanamayacaksın bir yere gelemeyeceksin kendin gelemeyeceğin gibi evladın varsa torunun varsa onu da bir yere getiremeyeceksin. İnsanlar bak niye ben bu kampları eğitimleri yapıyorum niye yapıyorum karmadan temizlemek için kurban olayım ya kendinizi düşünmüyorsanız çocuklarınızın geleceğini torunlarınızın geleceğini düşünün kıskandığınız, kınadığınız insanları zirveye çıkartıyorsunuz. Soyunuzu, sülalenizi fakirlik fas fakir bırakıyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın gönlünüz Fakir ne? Ha <laughs> fakir yani. Fakir yine bir kurtulma şansı var. <laughs> <laughs> hani tam takır derler ya tam takır. Bak fakirin yine bir kurtulma kazanma şansı var. Fas fakir dibinde dibe. Hani diyorsun ki kimseyle uğraşmayın. Kendinizle uğraşın. Ay evlatlarına yazık, çocuklarına e, yazık. Başka bir şey söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii ki de uğraşmasınlar boğalarla. Bakın cuma günü güneş burcunuza geçiş yapıyor. Hiçbir şeyi kafana takma. Kim senin için ne düşünüyormuş? Vallahi. Ne konuşuyormuş? Gülümse geç. Bir gün insanlar seninle konuşmazsa o zaman üzül. Sen zirvede oldukça hep konuşulacaksın. Ki bu hafta eviniz, aileniz, yuvanız onların saati ve sağlığıyla ilgili geçen hafta belki kardeşiniz, belki anneniz, belki kuzeninizin yaşamış olduğu sağlık problemleriyle ilgili üzülmüş olabilirsiniz, endişeye girmiş olabilirsiniz. Bu hafta, geçen hafta yaşadığınız, üzüldüğünüz konulara şifa bulan yakınlarınız için gönülden sevinecek ve mutlu olacaksınız. Şimdi burcunuzdaki Uranüs'ün ve Jüpiter'in oluşturacağı kombinasyonla özellikle Hayatınızın genelinde önemli şanslı fırsatlar yakalayacaksınız. Yine kıskananınız çok olacak, yapacak bir şey yok. Ee, Koç burcunda devam eden Merkür gerilemesi ve Merkürün Venüsle kavuşumuyla zihni zihin, zihninizde inanılmaz bir açılım yaşayacaksınız. Algılamadığınız, bir türlü zihninizde oturtamadığınız bazı düşünceleri net bir şekilde algılayıp oturtabileceksiniz. Aynı zamanda aşk ve evlilikle ilgili daha önce bir ayrılık, bir dağılma, bir problem yaşadıysanız bunları tamamen ortadan kaldıracaksınız. Sürekli yasal işlemler ile uğraşmakla ilgili problemleriniz varsa biraz uzak durun. Yapmak istediğiniz işleri yapmak için ...zorlanabilirsiniz, İçinizden gelmeyen hiçbir şeyi zoraki yapmayın. Haftanın spotu, hayır demeyi bilin. O üzülmesin diye istemediğiniz bir şeye evet demeyin. Üzülen üzülsün, hayır demen gerekiyorsa hayır de. Ya valla hayır demek, sen diyorsun ya hani hayır demek insanın hayrınadır diye hep konuşuyorsun. Tabii diyorsun. ki hayrına. Gerçekten e, eğer bir insana söylemediğin bir şey e, sende hastalık olarak kalıyor. Bak bunun en önemli örneği biri beni kıramaz. Ben değerliyim. Bir bana bir şey söyledi mi? Ben direkt yüzüne söyle içimde ur ben Artık ben de. İçimde öğrendim. ur olacağına. Bayramda mesela. İçimde görüyorlar. ur olacağına onun kafasında patlasın. Aynen. Sen kilo mu aldın? Hani öyle insanlar vardır. Ya. Sen kilo mu aldın? Kantar görevi. Kilo alırsın kilo mu aldın? Zayıfladın. Sen zayıfladın mı? Ben de diyorum ki artık onlara <laughs> kantar mısın be kardeşim? <gülüyor> Okudum <gülüyor> Ne ona? ilgileniyorsun ben de? Evet 12 burç için. Çok önemli haberler, önemli tavsiyeler var. Astrolojili kreci tek tek anlatıyor. Yapmanız gereken tek şey hem kendi burcunuzu hem yükseleninizi can kulağıyla dinlemek. İç huzursuzluğunuz varsa iç huzurunuzu arttıracak güzel bir ritüelimiz de var. Bu haftaya iyi başlayabilmek adına. Boğalardan büyük reklama gitmeden önce koşa koşa ikizlere geliyoruz. Bu hafta gerçekten ikizler Zirveyi zorlayanlar arasında. arasında, sevgili ikizler, bir görelim bakalım bu haftayı nasıl geçireceksiniz, neler var, neler yok. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu huzurunuz ama huzurunuz var ama çok hareketli bir hafta geçirebilirsiniz sevgili ikizler, yükselen ikizler, kendinizi rahat titre hissetmenizi sağlayacak konulara eğilmelisiniz kariyerinizle ilgili yükseliş beklentisi içerisindeyseniz bu yükseliş mümkün bu hafta. Kesinlikle mümkün. Özellikle haftaya sizler de ayın yengeç burcundaki ilerlemesiyle adım attınız. Kişisel finansınıza yaptığınız iş, çalıştığınız ortam, işlerinizin sonucundaki gelir beklentinize odaklanırken kazanma ve ilerleme konusunda biraz daha böyle sakin hareket etmeye ve bu hafta gerçekleşmemiş dileklerinizi her yerde herkese anlatmamaya özen gösterin. Çünkü endişe sahibi olmanıza neden olacak bazı arkadaşlarınız olabilir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız kişilere dikkat edin. Huzurunuzu bozmamaları için. Sizin motivasyonunuzu düşürmemeleri için. Yani e, bence bu hafta kimseyle hiçbir niyetinizi, dileğinizi paylaşmayın. Anlatmayın ve konuşmayın. Motivasyonunuzun düşmesini istemiyorsanız bir ikizler burcu bireyi olarak. Hı hı. Aynı zamanda cuma günü güneş koç burcundan ayrılıyor. Ve boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in, Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşumuyla aldatmalara, kandırılmalara karşı çok şanslı olmanıza rağmen dikkat edin. Aldanma ve aldatılma ilişkide de olabilir, iş hayatınızda da olabilir. Gözlerinizi açın. Kiminle çalışıyorsunuz? Kiminle yatırımlar yapmayı planlıyorsunuz? Ne olur çok iyi değerlendirmeler yapın ufacık bir dikkat dağınıklığı aldanma kandırılmaya mal olabilir. Neden olabilir? Ama siz temkinli, tedbirli ve dikkatli olursanız kesinlikle aldanmalara ve kandırılmalara karşı önlem almış olacaksınız. Koç burcunda devam etmekte olan Merkür gerilemesi, Merkür ve Venüs'ün kavuşumuyla uzun zamandır görüşmediğiniz, konuşmadığınız bazı arkadaşlarınızla karşılaşmalar yapabilir ve yaşayabilirsiniz. Lütfen ortaklaşa tanıdığınız arkadaşlarınızın hayatını size konu ve mevzu eden arkadaşlarınızı dinlemeyin. Başkalarını size şikayet eden, başkalarının sırlarını size aktaran arkadaş arkadaş değildir. Bugün Size başkasını anlatan yarın sizi başkasını anlatır. Şüphesiz. O, o yüzden benim size bu hafta iki tavsiyem var. Bir, hiçbir dileğinizi, niyetinizi hiç kimseye anlatmayın. Enerjinizin düşmemesi için, olacak işlerinizin yoldan çıkmaması için bir de tanımadığınız insanlarla hiçbir işe girişim yapmayın. Zaten yeni bir niyete, yeni bir plana, yeni bir arkadaşlık ilişki kurmaya, efendim yeni başlangıçlara adım atmak için sağlıklı bir süreç ve zamanda değiliz. Neden değiliz? Merkür'ün Koç burcundaki gerilemesi devam ettiği için. Eğer sizler bu hafta dikkatli, tedbirli ve temkinli olursanız hayatınızdaki yolunda giden her şeyinizin aynı şekilde yolunda sürmesine neden olurken kafanızı ağrıtacak, sizi sıkıntıya sokacak her konudan uzaklaşabilirsiniz. Haftanın spotu. Kendine güven, güvenecek insan arama. Evet, sevgili e, ikizler. Kendine yaslanırsan yere düşmezsin. Sen kendini asla yarı yolda bırakmazsın. Hiçbir zaman. Sevgili yengeçler. Bak. Para sizde. Sağlık sizde. Eğitimde başarı sizde. Bir tek aşk hayatınla ilgili önemli bir uyarı var. Dikkat dikkat sevgili yengeçler. Onun nedeni de hafta boyunca gezegen kavuşumlarının verdiği etkiyle gerilemekte olan Merkür gerilemesi duygusal patlamalar oh. aşırı tepkiler göste, göstermelerine neden olabilir. Yaşanmışlıkların aşırı derecede içsel dünyanızda birikimini hissedeceksiniz. Ve bu da yengeçlere aşırı tepkisel tavırlar, davranışlar gösterme etkisi oluşturabilir. Ve bu durumda ...haklı olduğunuz konularda bile haksız olmanıza neden olabilir. Bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. E, bu evlilik olabilir, flört olabilir, uzun süreli bir birliktelik olabilir. Partneriniz size çok iyi olmasına rağmen... ...içinizde böyle sizi kımıl kımıl yiyen bir şüpheler olabilir bu hafta. Bir şey var ama çözemiyorum... Bir şey var ama hani vardır ya bazı anlarda hepimizin başına gelir bu. Ee, çok, ses, çok iyi bir dostluk yaşarız, çok iyi bir evlilik yaşarız ya da çok iyi bir ilişki yaşarız. Şahane destek görürüz, ilgi görürüz ama içimizdeki bir ses bir şeylerin doğru gitmediğini bize hissettirir. O kalbinizde sizi e, uyaran sinyale ne olur kulak verin. İç huzursuzluğu. İç huzursuzluğu. Bugün de bir ritüel vereceksin. Vereceğim zaten. Lütfen buna çok dikkat edin. Ne kadar sürecek bu iç huzursuzluğu? Yakın bir şık... anlatıyor mu aslında yengeçlere? Görünmeyeni görme, duyulmayanı duyma. Hani şimdi yengeç mutlu olmak için bazen gördüğünü görmezden gelir. Hmm. Duyduğunu duymazdan gelir. Gerçek olmadığını bilir ama iç huzuru içinmiş gibi hareket eder. Aman hayat bugün o da bugün şimdi niye takılayım niye üzüleyim ne yapıyorsa yapıyor gibi. Sonra o topladığı şeyler bu hafta onun içsel dünyasında çok büyük bir toparlanma ve duygusal bir patlama yaşamasına neden olabilir. Lütfen fanatik düşünceler içerisinde olmayın. Ee, ve aynı zamanda bulunduğunuz ortamda öncülük etme isteğiniz artabilir. Dikkat Dikkat çekeceksiniz ve dikkat çekerken de hakkınızda çok fazla konuşulmasına neden olacaksınız. Ve lütfen duygusal patlamalar yapmayın. Birinin hatalarını yanlışlarını görüyorsanız e, kendinizi bir ilişkide ya da bir dostlukta bir işte hakikaten artık bezdim bıktım buraya kadarmış e, yoruldum yoluma ayırmak istiyorum. ...kopmak istiyorumu içselleştirdiyseniz... ...ki zaten... ...merkür gerilemelerinde... ...bitişler... ...daha keskin menet olur. Niye? Uzun bir süredir kişinin kafasında... ...şüphe, huzursuzluk... ...meşguliyet durumu yaratmış... ...konularda... ...yaşanacak net yüzleşmeler... ...kendilerini hazır hissettikleri... ...bu an, şimdi ise... ...yol ayrımı yapmalarında... ...hiçbir sakınca yok. Yani sizi aşağıya çeken, enerjinizi emen, tükettiğini, tükendiğinizi hissettiğiniz hiçbir işi, hiçbir ilişkiyi daha fazla taşımayın ve mümkün olduğunca kendinizden başkalarını bu hafta başınıza tac etmeyin. Bugün başınıza çıkardığınız yarın başınızı ezmeye kalkabilir. O yüzden aman diyorum sevgili yengeçler. Dikkat diyoruz. Dikkat lütfen. Hiç kimseye olduğundan fazla alışık olmadığı değeri verme. İş hayatında da bunu yapma, ilişki yaşamında da bunu yapma. Çünkü değer görmenin ne olduğunu bilmeyen insanlar aşırı tutku ve değerden dolayı ben neymişim olabiliyorlar. Onlar da bir süre sonra ego oluşabiliyor. Kendilerini vazgeçilmez Güzeliz. görebiliyorlar. E, dolayısıyla eğer böyle bir ilişki yaşıyorsanız ve şu anda da artık bir çıkmaza girdiğinizi hissediyorsanız yol ayrımları yapabilirsiniz. yani e, nereden inceyse oradan kopsun modunda bir haftadalar. Ve kendinizi bir ayrılığa hazır hissediyorsanız bu işiniz de olabilir, ilişkiniz de olabilir, arkadaşlığınız da olabilir. Gerçekten hazırsanız sizi tüketen her şeyi burada bırakabilirsiniz. Ama dönüp bakmayın, ilgilenmeyin. O orada ne yapıyor diye. Haftanın spotu. Sen sana yetersin. Bunu hatırlat hafta boyunca kendine. Evet. Yol ayrımları yengeçler için. Hayırlı bir olacak. Ayrıntı. Hayırlı olacak aslında. Yani e, düşünsene onu hasta eden, onu yoran, onu tüketen bir birlikteliği niye hayatında sürdürsün? Neden sürdürsün? Ama yine yol ayrılım yol ayrımlarında şeye dikkat etmek gerekir. yani Hazır böyle... mıyız? Evet. Hazır mıyız? Gerçekten ben bu işi bitirmeye hazır mıyım? Ee, mantıklı mı karar veriyorum? Evet. Buna hazırsam. Bir de söylenecek ne varsa döküp gitmektense söylenecek her şeyi alıp gitmeyi deneyin. Kesinlikle. Çünkü tekrar geri döndüğünde bütün o cümleler sana çok ağır gelebiliyor. Çok doğru. Yengeç, çok dikkat et dedik ya haritanın üzerine çıkmak diye bir şey var bu hafta sen de aşk hayatında bunlara dikkat edersen e, aşk konusunda bir olan yıldızı beş yapabilirsin. Evet e, şimdi enlerde yoktu bak aslan enlerde hiçbir yerde yok gördünüz program başında ama, ama güzel bir hafta ıl, ıl ilerleyenler arasında aslanlar sevgili aslan hiç kimseye çaktırmadan ıl, ıl bu hafta öyle bir ilerliyorsun ki Şimdi e, vay vay aşk, para, sağlık, eğitim. E, özellikle bu hafta Güneş'in Boğa burcuna geçmesiyle her ne kadar Merkür Koç burcunda geriliyor olsa da Jüpiter'in de Uranüs'ün oluşturduğu oluşturacağı kavuşuma baktığımızda uyarılar var ama iyimser e, duygularınızı güçlenerek sevgiyi kolaylıkla dile getirebilir. Aşkın cömertliğin ...maceracı duyguların... ...hakim olduğu bir döneme adım attınız. Aynı zamanda... ...keyifli ve rahat olma isteğiniz de yoğunlaşabilir. Yani etrafında millet birbirini yiyormuş. Seni ilgilendirmiyor. Onunla anlaşamıyormuş. Beni ilgilendirmiyor. Bu beni kıskanıyormuş. Hiç etkilenmiyorum dediğiniz bir haftadasınız. Belki bu sabah uykudan... Uyandınız ve şu kararı aldınız. Alanlar yazsın Nura hemen. Bundan böyle kendimi kimseye feda etmeyeceğim. Bundan böyle hiç kimsenin iyi ilişkiler içerisinde olması için ilet kimsenin iletişimine karışmayacağım. Hiç kendime önem vermediğim kadar önem vereceğim. Hiç kendime değer vermediğim kadar değer vereceğim. Bu notta öyle uyanmış olabilirler. Bu sabah. Güne bu şekilde başlamış olabilirler. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar. Sizler de haftaya Ay'ın Yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için maneviyat duygunuzun çok arttığı bir haftadasınız. Hiç olmadığınız kadar maneviyatınızla bütünleşerek bir dua enerjisi ve yoğunluğu içerisinde inanılmaz tevekküllü bir hafta yaşayacak ve geçireceksiniz. Bu manevi boyutta ruhsal genişleme yaşatırken gönlünüzde de çok büyük bir açılım yaşanmasına olumlu yönde etki edecek. Yani maneviyatlarına odaklanacaklar. Güneşin boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs ile boğa burcunda kavuşmasıyla kariyer hayatınızda şanslı gelişmeler, Hı. sürpriz bir şekilde önünüze gelecek. Yeni iş imkanları. Ya terfi alabilir. Çok uzun süredir uğruna mücadele verdiği, kuramadığı, elde edemediği imkanları kendine çekebilir. Harika. Yarım kalan, tamamlanmayan, sonuçlanmayan işleriniz, istekleriniz ve dilekleriniz konusunda inanılmaz başarılı bir haftaya adım attınız. Ve Koç burcundaki Koç burcunda gerilemekte olan Merkür'ün Venüs'le kavuşumu eğitim hayatınızla ilgili kaçırdığınız şansı ve imkanları tekrar göz önünde bulundurarak yeni yapacağınız değerlendirmelerle eğitim ve öğrenim hayatınızda da hem öğrenme alanınızı yükselteceksiniz hem yeni bilgilere sahip olmak isterken o fırsatları oluşturmak için çaba sarf ederken o fırsatların önünüze geldiğini göreceksiniz ve ilerleme kaydedeceksiniz eğitim bilgi alanınızda da kendinizi yükselteceksiniz mesleğinizle ilgili terfiyi alabilir Aynı iş alanında başka bir bölüme geçirilebilir. Bulunduğunuz iş alanınızda daha fazla uzmanlaşabilir. Hani Hatta takdirin, teşekkürün çok bol olacağı bir haftayı yaşayacaksınız. Ve ben hayattan ne bekliyorum? Ben hayatımı nasıl planlıyorum? Ben ne kadar sağlıklı ilişkiler içerisindeyim? Sorgularken gözünüze sağlıksız görünen her şeyi de hayatınızın dışında bırakacaksınız. Haftanın spotu. Artan maneviyatınızla bize de dua edin. O kadar. Evet. Sevgili aslanlar İhtiyacı şanssız, olan herkese bol olsun. dua edin. Bence en güzeli böyle kimseye çaktırmadan. Kesinlikle. Ne yaptığını söylemeden ilerleyebilmek. Çünkü hiçbir yaptığın hiçbir şeyi hiç kimseye söylemezsen onun sihri kaçmıyor. Kaçmıyor. Ama söylersen o işin sihri kaçıyor. ...ve olmuyor da zaten... ...tabii, olacaksa da olmuyor... ...siz bu hafta doğru yoldasınız... ...peki, sevgili... ...Başaklar... ...sevgili Başak hislerini kontrol edebiliyor mu? ...bu hafta... E, ...özellikle... ...ki Başak eder, bak... ...burada çok önemli bir soru sordum... ...aslında sizin farkındalığınızı arttırmak için... ...normalde hep edersin ama... ...bu hafta dikkat dikkat sevgili Başak... Evet, bu hafta hem kendiniz adına hem başkaları adına hissettiğiniz her şeyi kontrol altına aldığınız takdirde çok daha rahat edecek, çok daha huzurlu olacaksınız. E, lütfen hislerinizi, düşüncelerinizi kontrol altına almanız gereken önemli bir haftadasınız. Şimdi. Bazen e, çevrenizdeki en yakınlarınız, bazen çevrenizdeki e, en uzak gibi görünen ama en yakınınızda olmak isteyen bazı kişilerin hayatlarıyla ilgili olup biten bazı şeyleri görebilir ve onları uyarmak isteyebilirsiniz. Size kendi hayatıyla ilgili bir şey danışmayan kişilerin uyarmayın. Uyarmayın. Başkalarının hayatına karışmayın. Başkalarının kararlarını değiştirmesi için onları zorlamayın. Bu sizin kardeşiniz de olabilir, komşunuz da olabilir, aynı işte çalıştığınız bir iş arkadaşınız da olabilir. Eğer o insanları başınıza daha sonra sorun olarak almak istemiyorsanız benden sizlere tavsiye kendi işinize bakın, kendi hayatınıza konsantre olun başkalarının düşüncelerine karışmayın. Yeni mi adımlar atabilir, duygusal patlamalarda yaşayabilirsiniz. İlişki anlamında yeni bir beraberliğe başlamak için kalbi boş olan bir başaksanız yeni adımlar atmayın. Çünkü gerilemekte olan Merkür, Venüs'le de bir kavuşum yaratacak. Bu sağlıksız kadınların ya da sağlıksız erkeklerin yalnız olan kişilerin hayatına girmesine neden olabilir Oo. ve bu da duygusal derin patlamalar yaşanmasına etki edebilir ve neden olabilir. Yani bunları başaklar mı yaşayacaklar? Evet, lütfen yeni insanlar tanıdığınızda tanışın, e, sevgiyle yollarını açık edin. Çünkü bu dönem hayatınız alabileceğiniz yeni kişiler e, başınıza dert Hmm. ...hayatınıza mevzu ve mesele olabilir. Peki eskiden tanıyorsak? Ee, eskiden tanıdığınız, yaşadığınız, bitirdiğiniz dostluklara da... ...ilişkilere de şans bir daha vermeyin. Kesinlikle. Denenmişi asla denemesinler. Hayır, ki mesela bir ilişkisi yok ama eskiden tanıyor. O e, ilişki aşka dönüştü olabiliyor mu? Hayır, olmuyor. O Önceden arkadaşıydı, hoşlanma varsa. Yok, yok, onu sormuyorum. Merkür geriliyor ya şimdi. Yok, başlanmaz Nurcum. Olmaz. Başa ya. bela olur. Hadi. ...gözünden yaşı başından ağrısı eksik olmaz. Tövbe. Bu dönem böyle bir ilişkiye başlarsa aman dikkat diyorum. Ve aynı zamanda bazı... söylemesi. Yani bazı küçük başarıları elde edebileceğiniz bir haftadasınız. Ee, kararlı bir şekilde ani değişimler yapmadıktan sonra sevgili e, Başaklar... ...ve bu hafta ayrıca sizler de ayın yengeç burcunda... ...ilerlemesiyle haftaya başladığınız için... Uyarıyor gökyüzü, He, kendi hedeflerine odaklan. Kendinle ilgili neleri belirledin, nelerin üzerinde kafanı yoruyorsun? İşin mi, eğitimin mi, kişisel gelişimin mi? Kendi hayatına odaklan, hedeflerine odaklan. Güneş'in boğa burcuna geçmesiyle, Jüpiter'in Uranüs'le boğa burcunda kavuşum yapmasıyla... ...yurt dışı bağlantılı eğitim ve işle ilgili işleriniz varsa başarılı sonuçlar alacaksınız. Haftanın spotu. Kendinle bütünleş, kendinle çok ilgili ol bu hafta. Evet. Dikkat dikkat sevgili Teraziler. Siz de ellerde yoktunuz ama enner size geldi. Evet. Bir gelsin bakalım. Şimdi hiç paniğe gerek yok aşk konusunda zaten sizi uyarmıştık reklama gitmeden önce. Yeryüzünün en zariflerine Aşkla ilgili ne söylüyorsun? Uyarın Şimdi ve hücren. E, teraziler bu hafta öyle bir haftadalar ki... ...bazı sorunlarını... ...kolaylıkla çözebilecekleri... ...sorun ettikleri problemlerin... ...aslında hayatlarında... ...problem olmadığının farkına varacakları... Hı hı. ...önemli bir sürece... ...adım attılar. Korku ve endişelerinizden arınmaya... ...özen gösterdiğinizde... ...çok rahat bir hafta yaşayabilir... ...ve geçirebilirsiniz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi uzun süredir bir işte çalışan ya da bir işi kurmuş ama istediği geliri elde edememiş bir terazi bireyi bizi izliyorsa işim sürecek mi bitecek mi işten kalacak mıyım çıkartılacak mıyım kurmuş olduğum iş düzeni batacak mı çıkacak mı gibi bin bir sorunuz varsa kafanızın içerisinde hiç merak etmeyin Sevgili teraziler, yükselen teraziler, sizler de haftaya ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için kariyerinize hiç olmadığınız kadar odaklanacağınız bir haftadasınız. Hadi bakalım. Yoruldum dediğiniz, soğudum dediğiniz, çalışmak istemiyorum dediğiniz işlere ısınacaksınız. Hani vardır hiç ayağım işe gitmeye gelmiyor. E, yola çıkmak istemiyorum Bu işte kalmak istemiyorum Diye çalıştığınız işlere Duyduğunuz öfkeden Soğukluktan ya da nefretten Kolaylıkla sıyrılıp Arınıp kariyerinize Ve işinize odaklanacağınız mesafe durdukları her işte Mesafe ortadan kalkıyor. kalkıyor Ve odaklanabiliyorlar Daha rahat konsantre olabiliyorlar Güneşin boğa burcuna Geçmesiyle ve Jüpiter'in Uranüs'ün Boğa burcunda kavuşumuyla ortaklı ve finansla ilgili şanslı gelişmeler, sürprizler karşınıza çıkabilir. İstediğiniz para, istediğiniz kariyer, istediğiniz kazanç bekliyordum ayağıma geldi. Bekliyordum bana sunuldu verildi diyebileceğiniz ve bunların kutlamasını net bir şekilde yapıp yaşayabileceğiniz çok önemli bir haftadasınız. Aynı zamanda Koç burcunda gerilemesine devam eden Merkür'ün Venüsle kavuşmasıyla daha önce niyetine girdiğiniz anlaşma ve sözleşmeleri imzalayabilirsiniz. Daha önceden beklediğiniz olacak mı olmayacak mı diye sizi tüketen düşündüren işlerin anlaşmasını ve sözleşmesini yapabilirsiniz. Hadi inşallah. Bir terazi bireyi olarak kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda konsantrasyonunuzu arttırarak kendinizi kolaylıkla geliştirecek yenileyeceksiniz. Ama bunlar zaten sizin uzun süredir üzerinde kafa yorduğunuz eğitiminizle ilgili, kişisel gelişiminizle alakalı, kendinizi geliştirmek ve eğitmek istediğiniz her alanla ilgili cesur adımlar da atabilirsiniz. Ayrıca sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda hayatınızdan çıkarmış olduğunuz Uzun yıllar süren arkadaşlıklarınız ya da mesafe koyduğunuz bazı dostlarınız hatalarını fark edip size geri dönüş yapmak isteyebilirler. Ama ve kırıldığınız, incindiğiniz, üzüldüğünüz, zarar gördüğünüz, noktaladığınız beraberliklere bu hafta şans verme konusunda gelen tekliflere kapıları açmayın, kapalı kalsın ne kadar süreyle? 10 gün e, kadar süreyle. Yani bugün ayın 15'i 25'ine kadar. 25'ine kadar çok temkinli ve dikkatli olsunlar. Haftanın spotu. Hiçbir konuda denenmişi deneme. Aslında bu var bütün burçlara bir spot yani. Kesinlikle. Ama eee 25'inde Merkür gerilemesi bitiyor. 26'sında gün, 26, sona eriyor. 2 günde gölge etkisi oluyor Evet. Galiba, değil mi? Yani, yani 28'ine kadar 28'ine kadar e, ee, yeniliklerden, ani kararlardan kaçınmaya özen gösterelim. Aslında kaçınmak da doğru bir kelime değil. Kaçtığımız her duygu bizi takip eder. Uzak kalmaya özen gösterelim. Evet. Mümkün olduğunca. Sevgili Akrep, iç huzurunu yakalamak istiyorsan bu hafta bir spotumuz var sana. Özellikle bir tavsiye de var 12 burç için bir ritüel var iç huzuru yakalamak isteyenler için ama akrepler galiba bunu özellikle yapması gerekiyor çünkü bu hafta sevgili akrepler kendi kabuğuna çekilmek istiyorlarmış. Neden? Evet. Şimdi bazen hani insanın bazen yalnız kalmaya da ihtiyacı oluyor. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu özellikle akrepler için bireysel hayatlarında ve yaşamlarında kendi kabuğuna çekilme isteğini çok arttıracak yani yalnız kalmak kafayı dinlemek hı hı. efendim onu yoran onu tüketen düşüncelerinden arınmak temizlenmek her konuda bir steril olmaya ihtiyaç duydukları bir haftadalar elinizdeki ee, Elinizdekileri korumaya özen göstermeniz gerekiyor. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi elinizdekileri korumaya özen gösterinden kastım şu. Bir para biriktirmiş olabilirsiniz. Ya da bir altın biriktirmiş olabilirsiniz. Çok değer verdiğiniz bir yakınınız zora düşebilir. Dara düşebilir. Ee, ve birikimlerinize ihtiyaç duyup verebilirsiniz. Ee, gerçekten o çok güvendiğiniz yakınıza e, araştırmadan birikimlerinizi yardım amaçlı dağıtmamaya özen gösterin. Yani bugün yardım ederken yarın yardıma ihtiyacı olan insan durumuna düşme olasılığı da sizin elinizde Yani borç vermesinler. Benim tavsiyem kimseye birikimlerini vermesinler, emanet etmesinler ve borç vermesinler. Yani kesinlikle genelde e, beni en çok korkutan şey bir haftalığına borç isteyenler. E, bir haftalığına o zaman bir hafta sonraya ertele benden borç alacağına ya da bir aylığına. Dolayısıyla ne olur bu hafta borç işlerine ve alışverişlerine karşı çok temkinli, çok tedbirli ve çok dikkatli olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Sizler de haftaya ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle adım attınız. Eğitim hayatınıza odaklanacaksınız. Kendinizi geliştirmeye odaklanacağınız önemli bir haftadasınız. Özellikle öğrenci bir akrep burcuysanız Belki biraz haylazlık yaptınız, derslerinizi ihmal ettiniz, sınavlarınızı kaçırdınız, gerekli titizlikle çalışmadınız. İşte bu hafta gezegenlerin kombinasyonu daha çok çalışmam gerekiyor, başarılı olmaya odaklanmam gerekiyoryu hissederek içselleştirmenize e, inanılmaz katkıda bulunacak, destekleyecek sizi bu enerji. Dolayısıyla eğitiminize konsantrasyonunuzu arttırarak odaklanıyorsunuz. Güneşin karşıt burcunuz Boğa burcuna geçmesiyle ve Jüpiter'in Uranüs ile Boğa burcunda kavuşmasıyla evlilik ve ikili ilişkilerinizle ilgili şanslı gelişmeler sürpriz bir şekilde hayatınıza etki edebilir. Yani bir kırgınlığınız varsa Kırgınlığınız bitebilir. Sizi gücendirmiş bir hayat arkadaşınız varsa, sizden özür dileyebilir. Size resler yapmayan bir partneriniz varsa, sizin yüzünüzü güldürecek resleri size yapabilir. Sizi bu hafta aşk inanılmaz derecede mutlu edebilir, huzurlu kılabilir. Yani çok romantik dolu dolu bir aşk haftasındalar akrepler ki güneşin boğa burcuna geçmesiyle zaten evlilikle, beraberlikle, duygusallıkla ilgili inanılmaz romantizmin doruk noktada yaşanacağı bir haftadasınız. Dolu dizgin bir aşk haftasındasınız. Aynı zamanda netleşmeyen işlerinizde net sonuçlar elde edebilirsiniz. Koç burcunda gerilemekte olan Merkür'ün Venüsle kavuşum yapması sağlığınız ve evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgili bir tedaviye başlayabilirsiniz ya da bir tedaviye başladıysanız Şifa ile ilgili önemli haberler alabilir önemli sonuçlar elde edebilirsiniz. Hı hı. Haftanın spotu, borç para vermeyin kimseye. Evet yoksa bugüne kadar kazandığın, köşeye attığın ve gerçekten çabaladığın her şey elinden gidebilir. Kayıp gidebilir. Zaten üç günlük dünya diyoruz. Üç günlük bir dünyada altı gün işe gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çok zor para kazanıyoruz ve kenara atıyoruz. Çok Atlayıp, iyice. Üç günlük dünyada altı, altı gün, gün, işe <laughs> gidiyoruz. Öderler üç günlük dünya. E, üç günlük dünyada altı gün niye işe gidiyoruz? <laughs> Tabii işin latifesi ama, ama akrep dikkat et bu hafta. Yaylar. Aa, duygusal gerginlikleriniz mi varmış sizin? Bak yaya da hiç gerginlik yakışmaz yani. Önce sağlıklarını söyle Nuraycığım. Sağlıklarında ne var yayların? Şimdi sevgili yaylar sağlıkla ilgili özellikle damar yolu rahatsızlıkları Allah muhafaza. Bu astroloji bir olasılık. Hı hı. Dizlerinize, bacaklarınıza, kolesterolünüze yaşı ileri olanlar artık gençlerde bile var damarla ilgili rahatsızlıklara karşı dikkatli, temkinli ve tedbirli olmanızda fayda var lütfen. Yani sağlığınızı çok önemseyin. Ama damar ben, sağlığı mı? Damar sağlığına dikkat etmelerinde fayda var. Kesinlikle. Şimdi sevgili yaylar, yükselen yaylar zayıf ve hassas olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Duygusal gerginlikleriniz artabilir. Geçmişte kalan sorunlarla yüzleşmek sizi zorlayabilir. Şimdi hatalarınızla da yüzleşebilirsiniz. Bir ilişki yaşayan bir yaysanız, bir ilişkinin yanında olmak, ona kendinin sevgisini hissettirmek, var olduğunu bilmek, tutkuyla, duyguyla bir arada olmak şahanedir. Partnerinizle ne kadar ilgilisiniz? Ne kadar ona katkıda bulunuyorsunuz? Eee onu ne kadar seviyorsunuz, onun tarafından ne kadar seviliyorsunuz. Bunlara çok yoğunlaşabilirsiniz bu hafta. Hatta süre gelen bir ilişkiniz, bir beraberliğiniz, evliliğiniz, uzun soluklu bir birlikteliğiniz varsa gereksiz kuruntular, evhamlar yapabilirsiniz. Seviyor mu, sevmiyor mu? Eskisi kadar beni arzuluyor mu, arzulamıyor mu gibi. Gereksiz kuruntular ve kuşkular yaparak ilişkinizin enerjisinin bozulmasına neden olabilirsiniz. Aynı zamanda insanın kendine ait yanlışlarını görmesi ve bunları düzeltmesi muazzam bir servet. Yani bir insan hata yaptığını bilip Tabii. bu hatadan arınırsa hem kendine çok büyük bir iyiliklik yapar hem çevresine daha iyi bir insan olabilir. O yüzden ola ki ilişkilerinizle ve iletişiminizle ilgili hatalarınızı görürseniz kendinizi suçlamak yerine, kendinizi törpülemeye, yanlıştan arındırmaya özen gösterdiğinizde ruhsal açıdan çok rahat edeceğinize emin olabilirsiniz. Aynı zamanda e, zayıf olduğunuz anlarda da ruhunuzu güçlü tutabilecek alanlar oluşturmaya özen gösterin. Çok fazla kafanızın ses kaldırmadığını düşündüğünüz anlarda mümkünse yalnız kalmaya, size eğitecek, zihninizde huzur hissettirecek filmler izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, yalnızlığınızı keyifli bir hale getirebilirsiniz. Yani kendinizi iyi hissetmek, dinamik hissetmek, enerjinizi yükseltmek istiyorsanız bu hafta kişisel gelişiminize yatırım yapmaya, huzur verecek ortamlar oluşturmaya özen gösterin. Şimdi biliyorum sosyal hayatınızda ve arkadaşlıklarınızda bazı insanların görünmeyen yüzlerini, riyakarlıklarını ve oyunlarını gördünüz. Bu ayakta ee, Uyduruk insanlar olduğu kadar çok düzgün insanlar da var. Şüphesiz tabii. Kesinlikle. Yani bir insana güven kaybettin diye bir insanın kötülüğünden dolayı on kişiliği de kötü görmek en büyük haksızlıklardan birisidir. Yani insana güven duymadan yaşam olmaz. Hani kimseye güvenmiyorum. E, hatta yay burcu olan bir arkadaşımla konuştum dün akşam. Ona hatta Dedim ki bak yayına gitmeden sana anlatıyorum. Sen bu hafta anlattığım moddasın. Hiç kimseyi sevmiyorum diyor. E, ama yalnız da olmuyor diyor. Dedim ki bak hayatım... ...güven duy. Önce kendine güven duy. Sana iyi gelecek alanlar oluştur. Biraz yalnız kal bu hafta. Bir tek ol. Bir tekliğinin keyfini yaşa. Bir ruhunu detokstan geçir. Arın temizlen. Sizler de bunu yapın. Yani... Her önünüze geleni suçlamayın. Her önünüze gelene şüpheli gözlerle bakmayın. Endişe ve huzursuzluk duygunuzu arttıracak düşüncelerinizi coşturmamaya özen gösterin. Cuma'ya kadar buna özen gösterin. Güneş Cuma günü boğa burcuna geçmesiyle birlikte çalışma hayatınızla, işinizle ilgili muhteşem fırsatlar da önünüze Aynı gelecek güzel. haftanın spotu. Ruhuna çok iyi bak. Evet. Kendini kendin özel hissettir. Yani sözünü, davranışını tartarak söyle, tartarak yap ki aldığın cevaptan incinme. Tabii. Değil mi? Kesinlikle. Sevgili yay. Peki oğlaklar, ee, söylemlerini esirgemeyen cesur yürekler, sevgili oğlaklar. Peki her doğru her yerde söylenilir mi? Ya ben doğru bildiğimi söylerim diyorsanız... Bu hafta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor sevgili oğlak. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu duygusallığınız olayları değerlendirirken yanılgıya sebep olabilir. Çok duygusal olabileceğiniz bir haftadasınız. O yüzden yanılgıya sebep olabilecek düşüncelere e, dahil olmamaya. Özen gösterin. Kendinizi yalnız, desteksiz kalmış hissedebilirsiniz. Ee, söylemeniz gerekenlerin aksini istemeden söyleyebilirsiniz. Yani konuşurken çevreniz iş çevrenizde iş arkadaşlarınızla ilgili e, ya da sosyal çevrenizde dostlarınızla, ahbaplarınızla, arkadaşlarınızla ilgili konuşmalar yaparken. Lütfen temkinli, tedbirli ve dikkatli olun. Neyrikisinizler? Eee patavatsızlık yapma olasılıkları çok yüksek. Ola. Evet. Yani e, sevmediği, istemediği bir şeyleri paldır küldür konuşabilir ki bak bu kadar dikkatli olan bir burç bile istemediği anlarda istemediği cümleler kurup kendi başını ağrıtabilir. Hmm. O yüzden hem iş hayatlarında mı aşk hayatlarında mı? hem aşk hayatlarında iletişimin olduğu her yerde olduğu her alanda ve her yerde düşünerek konuşmaya özen göstermenizi rica ediyorum sizden. Gök Kubbe diyor ki sözüne, gözüne dikkat et, yanlış değerlendirmeler yapma, paldır küldür konuşma başını ağrıtmak istemiyorsan. Sizler de bu hafta karşıt burcunuz yengeç, ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için ikili ilişkilerinize odaklanırken kuşkuları, kaygıları, şüpheleri, endişeleri bir kenara bırakın. Cuma günü güneşin koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'le Boğa burcunda kavuşmasıyla iş ve çalışma hayatınızda o kadar güzel sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız ki. Ay hadi inşallah. Gecikmiş paralarınız gelecek. Üzerinde çalıştığınız işlerin başarılı sonuçlanmasının haberlerini duyacaksınız. Yurt dışı seyahatlerine çıkabilirsiniz yaptığınız anlaşmalardan beklediğinizin üzerinde çok büyük paralar kazanabilirsiniz. Çalıştığınız mevcut iş düzeninizde terfi alabilirsiniz. Maaşınıza zam gelebilir. Kariyerinizde, konumunuzda, beklentinizin üzerinde bir önemlilik, liderlik etme, ön planda olma durumu yaşayabilirsiniz. Yeter Ve ki sözlerine dikkat et diyorsun. Sadece konuşurken iletişimin her alanında dikkatli sözler seçerek konuşmaya özen gösterin. Hele hele çalışma ortamınızda yaşayacağınız başarı ve yükseliş birçok insan tarafından kıskanılmanıza efendim çok göz önünde bulunup dikkatlerin üstünüzde toplanmanıza etki eden neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Ee, olabilir. Bazen bazı insanlar, bazı insanların ilerlemesini istemeyebilir. Bu da onların sorunu. Neden sevilmiyorum? Niye kıskanılıyorum? Niye takdir edilmiyorum diye şikayet etmek yerine... ...herkes herkesin kıymetini bilmek zorunda değil. Herkes herkesi sevmek durumunda da değil. Hiç ama değil. saygı duymak zorunda herkes herkese ama... Artık insanlar saygı duymuyorsa da duymuyorlar. O tarz insanlarla da görüşmemeyi tercih edin. ...ilgilenmemeyi seçin. Çünkü bu hafta siz öyle bir parladığınız dönemdesiniz ki isteyeceksiniz ki şimdi Oğlak başarılı gördüğü herkesi destekleyen, takdir eden bir burçtur. İstiyor ki herkes onun gibi olsun. Bak ben başarılı oldum kutlamadın. Şimdi kalkıp seni kutlamayan birine ne oldu? Beni niye kutlamadın? Kıskandın mı diyebilme olasılığın var. Aman sakın bunu yapma. Görmedi, görmesin. Takdir etmedi, etmesin. Kutlamadı, bırak kutlamasın. Sen bu hafta elde edeceğin başarılarla hem iş hayatın adına, hem eğitim hayatın adına kendin kendinden emin olduktan sonra Başkalarının seni takdir etmesini bekleyerek, bir de takdir edilmediğin anlarda kendi kendine suçluluk duygusuna girme. Niye ben bu insanlara ne yapmış olabilirim e, sevilmiyorum? Ne yapmış olabilirim onaylanmıyorum? Ne yapmış olabilirim de kutlanmıyorum, takdir edilmiyorum diye kendini suçlama. Sen kendini kutla, kendin için yeterli ol, kendinden emin ol özellikle anne ve babanızın sağlık durumuyla alakalı ufak tefek problemler olduğunda da fazla kaygılanıp korkularınızla aile büyüklerinizle korkutmamaya özen gösterin. Haftanın spotu kendinle gurur duy. <laughs> Sevgili oğlak. E, şimdi oğlaklar bana tek tek yazıyorlar. Ah keşke yani dilimizi tutabilsek, keşke konuşmasak. Sevgili arkadaşım Barış o da yazmış. Ay keşke hani dilimi tutabilsem. Ama bu hafta ne olur, kendi iyiliğiniz için, kendi iyiliğiniz için, kendinizden ödün vermeyin. Ee, kendi ruhunuzun kalitesinin bilincinde olun. Ee, sizler huzur odaklı yaşamayı seviyorsunuz ama herkes sizin gibi olmak zorunda değil. Kafanızdaki düşüncelerinizin hepsi mantıklı anlıyoruz ama yasal değil. Yani şu anda söylememeniz gerekiyor sevgili oğlak. 28'ine kadar mı onların da mı? 28'ine kadar kesinlikle. Yani aslında Nur şöyle bir şey var. Bu e, gezegen kombinasyonları e, yaklaşık 21 Nisan'a kadar olan süreç çok gerilimli olmak için. Yani patlamak üzereyim. Durumunda olabilirsin. İnşallah bu uyarını dikkate alırlar da. Çünkü baksanıza işiniz çok güzel, yükselişiniz evet. var, para geliyor. Ama söyleyeceğiniz bir cümleyle bunu mahvedebilirsiniz. Yapmayın lütfen. Sevgili kovalara geçiyoruz. Kova'yı anons ederken enlerde dedin ki kova sabreder, 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 her şeyi içine atar. Ama o kova'yı bir boşalttı <laughs> mı? Hayatının şokunu yaşatır. Ki bu şokunu hafta... yaşatır Hayatınızın şokunu yaşatabilecek olaylar yaşayabilir sevgili ya kovalar. Ama bak dert tasa yapan iki tip kova vardır. Bir boş kova bir dolu kova. Ben yani Bir kere demiştim ya tın tın Hı -hı. ses çıkaran. Dolu olduğu için çıkarmayan. Şimdi iki tip kova. Özellikle 21 e, Ocak e, 3 Şubat'a kadar olan kovalar çok dolu kovalardır. 3 Şubat 19 Şubat arası olan kovalar ise e, diğerlerine göre daha şeydir, ben merkezlidir. E, İncildi mi o onun sorunu? Kırıldı mı o onun sorunu? Hı hı. E, çileli olanlar 6 Şubat'a kadar olan kovalar. Öte, e, gamsız demeyelim. E, ben ilkesiyle yaşayanlar, hani e, insanların kirini pasını kendi bir Kovasına heybesine doldurmayan kovalardır. Kesinlikle ben o 6 Şubat'a kadar olan kovaların yerine geçtim şu anda. Çalışa çalışa, çalışa çalışa. Ben artık kafama tokadan başka bir şey takmıyorum örneğin. Yüzü üç gün. vallahi sadece toka takıyorum. Hiçbir şey takmıyorum. <laughs> ne dedik? Üç günlük dünyada zaten altı günlük çalışıyoruz. Ama bana ne? Benim için böyle düşünüyor. <laughs> düşünsün. Düşünsün. O onun sorunu. Ben öyle olmadıktan sonra bana ne? E peki kovalarcığım ne yapsınlar? Şimdi bu hafta özellikle yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler. Kendinizi fazlasıyla mutlu ve iyimser hissedeceğiniz bir döneme girdiniz. Gözünüz aydın olsun iyimserliğiniz ve yardımseverliğinizin suistimal edilmesi olası. Ben vicdanlı oluşunuzdan, merhametli oluşunuzdan, yardımseverliğinizden sakın vazgeçmeyin. Ama suistimale açık bir haftada olduğunuz için kime yardım ediyorsunuz? Niçin yardım ediyorsunuz? Bunu araştırarak yardımcı olun insanlara. Ezbere yardımcı olmayın. Bakın iyi insan, vicdanlı insan, merhametli insan, şahane insan grubunda olan insan. Ama bazen bazı insanlar da iyimser, vicdanlı ve merhametli insanları sömürme ya açıktır. O yüzden sizler de ayın 28'ine kadar yardımcı olduğunuz ya da olacağınız kişilere karşı araştırmacı olmayı ezbere, yardım, severlik ve iyilik etmemeye özen gösterin. Buna çok dikkat edin. Olayları abartılı tepkiler vermekten kaçının. E, gürültü patırtı çıkarma olasılığınız da çok yüksek. Bağıra bağıra konuşmak yerine tane tane sakin sakin konuşmaya özen göstermenizi Bu konusunda uyarı yapıyor gökyüzü. Çünkü bazı laftan sözden anlamayan birçok insan sizi çıldırtabilir etrafınızda. Bunlar aile fertlerinizde de olabilir, iş çevrenizde de olabilir, Ar sosyal hayatınızdaki arkadaşlarınızdan da olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sizler de ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için sağlığınıza, Özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Özellikle uyaracağım bir bölge var. Sindirim sistemi, e, karın bölgesi, bağırsaklar, mide. Aman diyorum. Sağlığınıza özen gösterin. Eğitiminize de çok özen gösterin. E, bugün öğrenmeniz gerekenleri yarın öğrenirim diye ihmalci olmayın. Haftanın spotu. Yardımcı olurken araştırmacı olun insanlara. Sevgili Kova, yorgundum, incindim ama dimdik ayaktayım diyorsun. Bu hafta senin için çok stresli bir hafta olacak herhalde değil mi? Çok. Gerilimli bir hafta yani nankörlüğe ve kötülüğe tahammülü olmadığı için bir takım nankörlükleri de görebilirler. Hayat insana her şeyi öğretiyor. Valla şu hayatta insanı ayakta tutan tek iki şey biliyorum. Biri sağ ayağım, biri sol ayağım. <laughs> Gerçekten yani hiç kimseye güvenme. Kendine güven, kendine yaslan. Aynen Balıklar, öyle. Siz kime güveniyorsunuz ya da güvenmiyorsunuz? Birlikte olduğunuz kişilerle bir sorun yaşıyor musunuz? İkili ilişkilerde, aşk hayatınızda, iş hayatınızda. Valla bu hafta bağımlılıklarınız artabilir. Kimseye bağımlı olmayın, bağımsız olmaya özen gösterin. Gezegenlerin kombinasyonu uyarıyor, birlikte olduğunuz kişilere bağlılığınız artabilir. Bakın sevmek başka bir şey, yapışıp Bağımlılık kalmak başka, başka, başka bir şey. Bir şey. Bağımlılık enerjisinden arının varsa eğer böyle bir şeyiniz. Evli olabilirsiniz, bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ay olmadığı zaman nefes alamıyorum, onsuz ne yapalım gibi duygular içindeyseniz... ...derhal bu duygulardan arının, kendinizi yormak, tüketmek, hasta etmek istemiyorsanız... ...içinize kapanmanızı engelleyecek bir uğraş bulun. Hobileriniz olsun ya, hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün... Hiçbir şey yapamıyorsanız da örgü örün. Yani kafanızı, zihninizi meşgul edecek bir şeyler yapın. Bulmaca çözün, kitap okuyun. Kesinlikle kendinizi oyalayın. Tamamen oyalayın. İnsan kendini e, oyaladığı anda resmen ruhunu tedavi ediyor. Samimiyetle söylüyorum. E, ve benim sizlere önerim, örnek veriyorum. İlle evinizin bahçeli olmasına gerek yok. Bir saksı alın. Domates alın dikin, maydanoz alın dikin, saksıya dikin ya. Ya bak benim anneciğim apartman dairesinde yaşıyor. Leğene dikmiş her şeyini balkonda. Ben Çok dün bütün gün yan bahçemde domatesimi ektim, taze fasulyemi ektim, maydanozumu ektim, salatalımı ektim. Gidiyorum suluyorum ne güzel bir şey yapın. Yani illa bahçeli bir evinizin olmasına gerek yok. Ya saksı alamıyorsanız plastik bir leğene dikin. Bakın balkonunuzda toprakla uğraşın. Toprak enerjinizi yükseltin. Ve bedeninize birikmiş bütün stresten, bütün negatif enerjiden toprakla uğraştığınızda arınıyorsunuz. Aynı zamanda içinize kapanmanızı engelleyecek uğraşlar bulundan kastım. Ruhunuza iyi gelebilecek her şey sizi enerjisel anlamda da yükseltecektir. İş hayatınızda planlı programlı olmaya ve çalışmaya özen gösterin. Şimdi sevgili balıklar, yükselen balıklar. Sizler de ayın yengeç burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attığınız için uyarıyor gök kubbe. Hobi geliştir, hobi geliştir, hobi geliştir. Zihnini olumsuz düşüncelerden arındıracak uğraşların olsun hobileri olmayanların fobileri olur. O fobiler de belli bir süre sonra kurtulmadıktan sonra hastalığa dönüşür. Ruha sıkıntı verir. O yüzden ne olur hobilerinize odaklanın. Cuma günü Güneş'in Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçmesiyle Jüpiter'in Uranüs'ün Boğa burcunda oluşturacağı kavuşumla kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili şanslı sürpriz gelişmeler haberlerle karşılaşabilirsiniz. Trafikte temkinli dikkatli olmaya özen gösterin. Haftaya pazartesiye kadar kazalara açık olabilirsiniz Allah muhafaza. Allah Araba kullanan mesela. bir balık burcu şoförlüğü olan bir balık burcuysanız dikkatli araba kullanın. Bilmediğiniz kişilerin Arabalarına binip seyahat etmemeye özen gösterin. Yani trafikte her konuda çok dikkatli olmaya özen gösterin. Koç burcunda gerilemekte olan Merkürün Venüs ile oluşturacağı kavuşum kişisel finansınızda kazanç konusunda kazancınıza kazanç kat katabilecek e, söyleyemedim kazancınıza kazanç, kazanç katma katabilecek. konusunda Düşünceler, yenilikler, öncesinde düşünülmüş, oluşturulamamış, daha önce planlanmış, gerçekleşmemiş birçok işiniz işe gelire ve paraya dönüşebilir. Hı hı. Ve maddi açıdan bu hafta yeter ki kendi ruhunuzu kirletmediğinizde, negatif enerjinizi arttırmadığınızda işinize konsantre olarak kendinizi geliştirmeniz gereken alanlarda disiplinli ve düzenli çalışarak kendinizi geliştirdiğinizde para kazanma konusunda da kariyerinizde ilerleme hususunda da bence şanslı bir haftadasınız. Üç tane olaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir ilişkilerde bağımlılıktan uzaklaşma. Hı hı. İki hobi oluşturup kafaya hiçbir şeyi takmama. Üç bilmedikleri, tanımadıkları insanlarla hiçbir işe girişim ve yenilik yapmamaya özen göstersinler ve düzenli, disiplinli olarak bugünün işini yarına bırakmamaya, kendinize ve asıl verdiğiniz sözlere karşı <laughs> sadık olmaya özen gösterin. Duygusal açlıktan dolayı yiyorsanız eğer hemen yemeği de bırakın. Duygusal açlık çeken balıklara uyarım. Haftanın spotu. Yemek yeme. Şarkı söyle, kitap oku. Gez toz ama yeme. İstersen çaresini, istemezsen çok bahanesini bulursun. Bence çare ara. Çare ara. Evet, iç huzurumuzu nasıl ortadan kaldırırız? Ritüelini merak ediyorum. Evet, ritüelim gül yağı. Hı hı. Her akşam e, ben bunu devamlı yapıyorum. Kalbim sıkıştığı anda bir kere... Mutlaka İnşirah okuyorum, 7 tane. Ondan sonra bir şişe gül yağı alıyorum. Ee, sağ işaret parmağıma damlatıyorum, kulağımın arkasına sürüyorum. Sonra sağ işaret parmağımla, sol kulağımın arkası, ensem, boğaz çakram, üçüncü gözüm, tepe çakram. Sonra sol bileğim ve sağ bileğime sürüyorum. Ondan sonra sağ avucumun içi, sol avucumun içi kokluyorum. Yedi tane de inşirah suremi okuyorum, uykuya yatıyorum. Yarın sabah uykudan uyandığınızda avuranıza birikmiş kirden arındığınızı, kalbinizin genişlediğini... İçinizin huzurla dolduğunu görecek ve fark edeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz Astrolojinin çerçevesine Kaçıranlar, izleyemeyenler YouTube'dan takip edebilirler bizi. Ee, yaklaşık bir saat sonra falan tekrar yayınımız YouTube'da olacak. Kaçıranlar ve izleyemeyenler için. Çok teşekkür ediyoruz. Yerini görüşmek üzere. Güzel haftalarınız olsun. Astrolojinin Haftaya görüşmek üzere. Birlikteyiz. Bay bay.